kanalımıza hoş geldiniz. Bugün aramızda Watt Enerji Genel Müdürü Sayın Altun Karataş var. Hoş geldiniz videomuza. Hoş geldiniz Altun Bey. Çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Öyleyse hemen başlayalım videomuza. İzleyicilerimiz için kısaca kendinizden, yaptıklarınızdan biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. İsmim Altun Karataş. Makine mühendisiyim. İşletme üzerine yüksek lisansımı tamamladım ama Yıldız Teknik Üniversitesi'nde makine mühendisliğini okurken enerji anabilim dalından mezun olduk. Yıl 98'de biz tabii enerji anabilim dalına girdik ama enerjinin popüler olacağını düşündük. Malum şu anda da çok popüler gerçekten. İlk 6 yılı iş hayatımda basınçlı kaplar sektöründe kazan üretiminde bulundum. Dolayısıyla sanayinin %95'i kazan sistemleri kullandığı için sanayide çok haşır neşir olan bir iş hayatımız oldu. 2006 yılında ise enerji verimliliği ile ilgili çok fazla gelişmenin olmadığını ve hatta verimsiz çalışıldığını görerek enerji verimliliği ile ilgili profesyonel bir giriş yaptık bu tarafta da. Bir bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir enerji verimlilik danışmanlık firmamız var. Yaptığımız şey nedir? Biz Altun Karataş olarak aslında bir enerji verimliliği uzmanı ve aktivistiyim. Öyle düşünebilirsiniz. Yapmaya çalıştığım şey ülkemizin enerji yoğunluğunu azaltmak. Bazı sivil toplum kuruluşlarında da görevlerimiz var. Aynı zamanda Müsiyat Maden ve Enerji Yönetimi Komitesi'nin başkan yardımcısıyım. Nacizane bendenizle Endüstri Radyo'da bir de radyo programı yapıyoruz. Sanayide enerji verimliliği. Sen bir yerde meslektaşız. Amatör meslektaşız diyebiliriz. Tüm çabamız daha az enerjiyle daha çok işi nasıl çıkartırız? Altun Karataş budur. Çok güzel. Çok güzel özetlediniz bence. Başarınızı devam ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bugünkü size konuk etmemizdeki amaç aslında enerji verimliliğini konuşmak. Evet. Ama izleyicilerimiz için öncelikle enerji verimliliği nedir? Dünya ve Türkiye kıyaslamaları, uygulama örnekleri nedir? Aslında bence böyle bir soruyla başlayabiliriz diye düşünüyorum. Hem de kısa da bir girizgah yapayım. Enerji verimliliği deyince Türkiye'de biliyorsunuz akla binalarda enerji verimliliği bence geliyor. Evet. Ve geçtiğimiz 2019 yılında da enerji verimliliği belgesi alınması konusunda bir zorunluluk vardı. Alındı mı, alınmadı mı? Kısaca onları konuşuyoruz. Aynen ya da kim alıyor? Nedir bu? Aynen yani gerçekten bu kadar binalar, özellikle yeni yapılan binalar bu ne kadar önemli? Kısaca bunlara değinirseniz çok seviniriz. Tabii ki ben anlatmaya çalışayım. Şimdi enerji verimliliği nedir diye sordunuz. Tersten bir girizgahla yapayım. Enerji verimliliği ne değildir? İki tane ampulden birini söndürmek enerji verimliliği değildir. Bu tasarruftur. Evet. Ama burada bulunduğumuz odada aynı ışık akısını almak kaydıyla konfor değişikliği yapmadan daha az enerji tüketerek eğer bu aydınlanmayı, bu ışık akısını elde edebiliyorsak daha az enerjiyle işte bu enerji verimliliğidir. Her enerji verimliliği çalışmasının sonucunda bir tasarruf vardır ama her tasarrufun sonucunda enerji verimliliği olmayabilir. Onun için böyle bir çerçeve çizersek aynı işi konfor şartlarını değiştirmeden, üretimdeki kalitenizi veya karlılığı değiştirmeden tüketmiş olduğunuz enerji yoğunluğunu azaltıyorsanız siz enerji verimliliği yapıyorsunuz demektir. Bence çok güzel bir uygulama örneği oldu. Aynı zamanda da bence izleyicimiz açısından da çok net bir şey evet. oldu. Bir de tabii bizi izleyen bunlarca kişi haklısınız. EKB, bu enerji kimlik belgesi nedir diye soracaklar. Çok soruyorlar bu soruyu. Aslında enerji kimlik belgesi 2011 yılında bakanlığın gündeme getirdiği ve koyduğu, 2011 yılındaki o zorunluluğu bir kere geçtiği, işte 2013 yılında geçtiği özür diliyorum. Fakat 2017 yılında tekrar uzatıldığı, 2021 Ocak itibariyle en son tarihin belirlendiği bir belgeden bahsediyoruz. Aslında beyaz eşyalarda görmüş olduğunuz enerji sınıflandırmalarını düşünün. Bir bina ile ilgili tüm enerji verimliliği çalışmalarının yapılıp aydınlatmada, ısıtmada, soğutmada, yalıtımda ne durumda olduğunu enerji harf sıralamasıyla belirlendiği bir kimlik belgesinden bahsediyoruz. Aslında ne işe yarar? Şu işe yaraması lazım. Siz bir ev kiralayacaksınız. X bir binanın enerji kimlik belgesinde D sınıfı yazıyor. Y binasında da A sınıfı yazıyor. O zaman siz diyeceksiniz ki ben enerji kimlik belgesinde daha üst enerji sınıfında olan binadaki konutu kiralarsam daha az enerji ödeyeceğim ve konforu daha iyi olacak. Enerji kimlik belgesi biraz buna yarıyor. Fakat amacından saptırıldı. Sanki zorunlulukla iş biraz bağdaştırıldı. 1 Ocak tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Şu anda tapu dairelerindeki satışlarda enerji kimlik belgesinin kullanılması şarttı. Fakat 26 Aralık tarihinde Tapu Kadastro Genel Müdürlüklerinin tapu dairelerine gönderdiği bir genelgeyle satış yapan iki kişinin kendi arasında EKB olmadan satmak istiyorum dediğinde enerji kimlik belgesi istemiyoruz dediler. Şu anki durum bu. Evet. Uzlaşmaya dayalı olarak feshedilebilen bir şey gibi. Yani şimdilik eğer iki kişi uzlaşırsa tapu zorunlu kılmıyor ama Enerji Bakanlığı kesinlikle diyor EKB 1 Ocak'tan itibaren zorunludur 2020'de.
Süper. O zaman örneklerle devam edelim. Tabii peki ki. Dünyada ve Türkiye'de ne tip enerji verimliliği örneklerini ya da uygulamalarını görüyoruz? Ya şöyle bir şey söyleyeceğim Tümay Bey. Şimdi dünya ve Türkiye nerede? Ben genelde Japonya kıyaslamasını yapıyorum. Neden diyorlar Japonya kıyaslamasını yapıyorsunuz? Çünkü Japonya bir ada ülkesi. Bizim en azından 3 tarafımız denizle çevrili. Onların 4 tarafı ada. Evet. Onlarda da enerji kaynağı yok. Bizde de yok. Fakat Japonya 1972'de enerji verimliliği kanununu çıkartmış. Biz 2007 yılında çıkartmışız. Bir kere arada bir 35 yıl var. Hadi onu geçelim. En azından bardağın dolu tarafından bakalım. 2007 yılında gerçekleştirilen enerji verimliliği kanununda bardak dolmaya başladı. Güzel gelişmeler de oldu. Fakat hala şu ürün üzerinden gidelim. Japonya'da teknoloji de tabii bu işin içinde. Sadece enerji verimliliği değil. Bir birim enerjiyle imal ediliyorken, yani 1 dolarlık bir milli hasıla üretim olarak da bakabilirsiniz. Bizde şu anda 2,5 birim enerjiyle hala üretilebiliyor. Aslında hem enerji verimliliği tarafındaki gelişmeler hem de teknolojik gelişmeleri bir araya getirebilirsek Türkiye kendi OECD'nin içinde bulunduğu ülkeler açısından neredeyse yarı yarıya azaltabilir. Japonya veya Danimarka gibi çok düşük enerji yoğunluğuyla üretenler açısından bakabilirseniz de iki katından daha az hala enerji yoğunluğunu azaltma imkanı var. Büyük bir potansiyel. Ciddi. Evet. Ama bir taraftan da şöyle bir konuyu da ifade edelim. Kişi başına enerji tüketimimizde ne yazık ki gelişmiş ülkelere göre hala 3'te 1, 4'te 1 seviyesinde. Gelişmişliğimiz arttığı müddetçe de bu da artacak. Bu da bir konu. En son olarak da orada şu çerçeveyi çizip kapatmış olalım. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nı Enerji Bakanlığımız yayınladı 2017 yılında. Ve diyor ki 2017 yılından 2023 yılına kadar tarım, sanayi, bina, ulaşım 10 milyar dolarlık enerji verimliliğine yatırım yaparsak 2033 yılında 30 milyar doların üzerinde Türkiye'nin kasasında para kalır. Enerji verimliliği böyle bir şey. Bence bizim için, ben hep söylüyorum slogan bir cümle, Türkiye'deki en iyi yatırım aracı enerji verimliliğidir. Çok hızlı gerçekten. Umarız evet, kesinlikle regülasyon anlamında da bu tip zorunluluklar daha da ön plana çıkar ki yani biraz zorunlu kalmadıkça sanki Türkiye çok fazla işler yapmıyor. O yüzden de zorunlu olmak bence bir yerde güzel bir şey aslında. Kesinlikle. Örnekler de aslında siz orada onu da sordunuz. Örnekler var mı diye. Ben tabii yeni enerji verimliliğinin artırılmasına dair bir yönetmelik de çıktı 25 Ocak'ta. Orada bir takım iyileştirmeler de yapıldı. Enerji verimliliği ciddi anlamda teşvik ediliyor. Verimlilik arttırıcı projelerle sanayi kuruluşlarında 5 milyon TL'ye kadar yapmış olduğumuz yatırıma %30 nakit hibe veriyor bakanlık. Bu bir. İki, gönüllü anlaşmalar diye bir anlaşma yaparsanız bakanlıkla gene 500 TEP enerjinin üstündeki endüstriyel tesislerden bahsediyoruz. Bazı kuralları da var ama o ince ayrıntılara girmiyorum. 500 TEP'in üstündeki firmalar bakanlıkla bu yıla referans alarak diyelim ki bir anlaşma yaptılar. 3 yılın sonunda enerji yoğunluğunu %10 düşürmeyi başardılar. O zaman da o yılki referans yılındaki enerji faturalarının %30'unu bakanlık ödüyor 1 milyon TL'yi geçmemek kaydıyla. Bu da müthiş bir teşvik. Yine bir teşvikimizden daha bahsedelim. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Enerji Bakanlığı'nın ortak teşvik bir projesidir bu. Proses bazında bir iyileştirme yaparsanız tesisinizde ve enerji yoğunluğunuzu %20'den fazla azaltırsanız o proses fabrika İstanbul'un göbeğinde de olsa 5. bölge teşvik kapsamına sokuluyor. Şimdi bunlar büyük fırsatlar. Örnekleri de şöyle söyleyeyim. Genelde aydınlatmadan, basınçlı havaya, ısıtmadan, soğutmaya ve iklimlendirmeye, pompalara ve fanlara kadar. Türkiye'de ben nacizane 200'ün üstünde enerji verimliliği etüdümün içinde bulundum. Bizatihi ekibim de şu anda birçok enerji verimliliği etütleri yapıyoruz. Ciddi bir big datamız var orada. Burada elde ettiğimiz veriler bize şunu gösteriyor. 6 ayda geri dönen, 8 ayda kendi yatırımını geri ödeyen, 1 yılda ya da 1,5 yılda kendi yatırımını geri ödeyen çok fazla proje var sanayimizde. Neredeyse 5 yılın üstündeki geri dönüş projesini bulamıyoruz. Çünkü hepsi düşük. Evet. Onun için örnekleri belki olursa yine veririz ama Türkiye'deki endüstriyel tesisler veya ticari binalardaki örnekler 6 ayla 3 yıl arasında kendisini ödeyen projeler oluyor genelde. Çok güzel. Bence büyük bir potansiyel var. Çok ciddi bir potansiyel var. Yani aslında genel olarak bahsettik ama belki biraz daha hani detaylandırmak isteriz. Gelecek planları, enerji verimliliğine dair hem sizin kendi şirketinizin bünyesinde tasarladığınız hem de Türkiye için öngörebildiğiniz diye potansiyel ve gelecek planları ne olabilir? Bir de bunu soruyorum. Tabii ki çok ciddi bir potansiyel var. Öncelikle onu söyleyelim. Neden bunu söylüyorum? Aslında kötü tarafından bakmak lazım. İsrafımız çok fazla.
İsraf çok fazla ama enerji verimliliği tarafında çalışanlar bunu şöyle bir avantaja dönüştürebilirler. Bu kadar israf varsa o kadar da potansiyel var demek ki. Bu açıdan güzel. Bu israf nasıl önlenebilir? Bunun yöntemleri var. Şu anda hatta ben EnerjiSan'ın veya birçok enerji kurumunun da bu işle ilgilendiğini biliyorum. Birçok enerji kurumu da buradaki tasarruflarla ilgilendiği gibi yurt dışından birçok mühendislik firması ya da bu konuda enerji hizmet firmaları da Türkiye'deki bu pazarla açıkçası ilgileniyorlar. Peki ne kadarlık bir pazardan bahsediyoruz aslında? O biraz önce 10 milyar dolarlık bir kısımdan bahsetmiştim. 30 milyar dolar kazandırılacak diye. Daha Türkiye şu anda 200 milyon dolarlara bile ulaşmış değil. Pazarın büyüklüğünü buradan anlayabiliriz. Gelecekte ben birkaç adım görüyorum burada. Birkaç potansiyel var. Bir, aslında üretim yapan tüm firmalar, enerji kullanan makinaları üreten firmalardan bahsediyorum. İklimlendirme santrali de olur, pompa da olur veya üretim yapan makinalar da olur. Herkesin odağında enerji verimli olmak zorunda. Eğer yüksek enerji tüketen ekipmanlar üretiyorsanız tercih sırasında sonlara düşmeye başlayacaksınız. Peki yeni yatırımlar da azalmaya başladı. Sürekli yeni fabrika kurulmuyor. O zaman bu retrofit dediğimiz daha çok verimsiz sistemlerin daha verimli hale getirilmesi konusunda çok ciddi bir pazar var. Bahsettiğim zaten yıllarda bir yıl, altı ay falan dediğiniz zaman gerçekten müthiş fırsatlar doğuruyor. Bu ne demek? Üretimi bu merkeze alıp eğer siz yaparsanız hacminiz de genişler. Kendinize pazar da bulabilirsiniz. İstihdam da burada önemli. Aslında gerçekten Türkiye 10 milyar doları yatırabilse bu sektöre biliyorum enerji sistemleri mühendisleri belki şimdi bizi izliyorlar. Kendi firmamda da birçok arkadaş çalışıyor. Ya da diğer mühendislik kollarındaki birçok arkadaş da herkes iş arıyor belki. Doğru. Ne tip sahalar bize uygun olabilir diye. Enerji verimliliği konusu bu konuda da çok ciddi bir potansiyel barındırıyor. Bu evet hem üretmek, hem bunun hesaplamasını yapmak, hem ticaretini yapmak, hem bizim gibi enerji verimlilik danışmanlık işi yapan firmalar açısından da düşündüğümüz zaman genişleyen hacmin içinde birçok genç için de aslında çok ciddi fırsatlar var. Gelecek bir açısından iyi. Ciddi donanım ve yetkinlik gerektiren de bir alan aynı zamanda. Yani hani karşıdan baktığınızda verimsiz olan bir sistemi alıp verimli hale getirmek ve bunu tasarlamak çok ciddi yetkinlik gerektiriyordu. Buradan da arkadaşlara kendilerini bu konuda geliştirmelerini belki söyleyebiliriz. Bizim kesinlikle. Ben de şunu tavsiye ederim aslında. Bilmiyorum yapıyor musunuz ama bu tip aslında küçük eğitimler, böyle workshoplar gibi kendi bünyenizde öğrenci base insanları çağırabilirseniz ya da böyle bir şey düzenlerseniz bence seve seve birçok insan gelecektir diye düşünüyorum. Aynen. Ben de katılıyorum dediklerinize. Hatta ben çok fazla seminerlere, bir takım organizasyonlara katılmaya çalışıyorum. Dün bir organizasyondaydım. Yarın başka bir organizasyonda benzer uygulamalar anlatıyoruz. Zamanın imkan verdiği müddetçe bazı üniversitelerde genç arkadaşlarla yine buluşmaya çalışıyoruz. Onlara bazı tecrübe aktarımı yapıyoruz. Kendi firmamızın bünyesinde de yine genç arkadaşlarla çok ciddi bir temas halindeyiz. Bazen staj yapan arkadaşlar oluyor. Tabii bizim kadromuz ona göre ama burada da imkanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Fakat bu sektörle ilgili şu iki önemli noktayı hatırlatacağım. Enerji yöneticisi sertifikası veriliyor. Hem bakanlık hem makine mühendisliği odası tarafından ve bazı kurumlar tarafından. Enerji yöneticisi sertifikası mesela bu iş için olmazsa olmaz. Bakanlık 1000 TEP'in üstündeki firmaların zaten enerji yöneticisi bulundurmasını zorunlu kılıyor. 500 TEP'in üstündeki firmalara da verimlilik arttırıcı proje yapma hakkı getiriyor ama enerji yöneticisi bulundurmak kaydıyla. Bu işe niyetlenen arkadaşlar varsa bence bu eğitimi almalılar. Hatta bir sonraki aşaması etüt proje sertifikasıyla nasıl etüt yapılır, hangi noktalarda uzmanlık elde edilir gibi o sertifikalarını da tamamlarsa bence ciddi fırsatlar olabilir diye söyleyelim. Bu aynı aslında. Çok değerli bilgiler. Kesinlikle sermaye piyasası lisansından bir fark yok aslında. Teknik olarak düzey bazlı, eğer bir yöneticisen düzey 3, sadece ticaret yapacaksan düzey 1 diyebileceğiniz bir şey aslında. Aynen çok öyle. Yani ben önümüzdeki dönemde bu sayının çok da artacağını düşündüğüm için, hacmin de artacağını düşündüğüm için tabii sadece sertifikalarla değil bir şekilde arkadaşların bu işe gönül de vermesi lazım. Kesinlikle. Burası dönemli. Kolay bir iş değil. Yani bizler bir etüt yapmaya kalktığımız zaman mesela endüstriyel tesislerde enerji verimliliği etütlerinde bazen 30 metre yüksekliğindeki bacaya çıktığımız da oluyor. Ben bizatihi ben de bulunuyorum bu arada. Kesinlikle gerektiriyor. Sağlam olmak lazım ve iş güvenliği kurallarına uymak lazım. Termal kamera çekimleri giriyor. Basınçlı hava kaçaklarını özel ultrasonik cihazlarla gerçekleştiriyorsunuz. Dıştan debimetre ölçümleri gerçekleştiren özel ultrasonik cihazlar var, analizörlerimiz var, ne kadar elektrik tükettiği, harmonikler oluşuyor, oluşmuyor gibi birçok ekipmanla endüstriyel tesislerde ve ticari binalarda, bulunduğumuz ticari bina gibi
ticari binalarda ölçümler yapıyoruz, rakamlar elde ediyoruz, analiz ediyoruz ve bunları raporluyoruz. Buradan da fırsatlar çıkıyor. Peki. Öyleyse söylemişsiniz. Evet. Umarız videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. 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 Sağ olun.